Peki. Çaykur Rizespor, Kayseri Spor 3-0 mağlup etti. İkinci yarının flash takımı zaten Rize bize şaşırtmıyor Rize. Yani. Rize tek kelimeyle uçuyor ve... Tebrik ediyoruz Okan Hoca'yı da. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Yapılan transferlerde emeği geçen kim varsa tebrik ediyorum. Bu kadar çok sayıda transfer yapılıp da bu kadar kısa sürede bu başarı gerçekten de kolay yakalanabilir. Bir de yani bir panikle, yani panik transferi dediğimiz şey vardır ya, mesela onu yapmadı Rize tabii, Spor. Tabii. Yani ligin dibindesiniz, herkes size düşeceksiniz gözüyle bakıyor. Yani şu anda göz atıyorum 11. sırada 31 puanı var. Yani Vedat çok rahat mı? Değil yani, biz 37-38'lerden endişe eder hale geldik ligin seyrinde kümede evet. kalmadığına. Ama şu var yani müthiş bir seyir takip ediyor. Bir tek işte Fenerbahçe maçında 3-2 yenildi ki o maçta birçok tartışmalı pozisyonlar vardı. Biliyorsun penaltı pozisyonu 3. golü ki halen konuştuğumuz bir pozisyon. Ama evet. şunu söylüyorum, Rize Spor müthiş bir kadro kurdu. Yani gelecek yılı da bu kurduğu kadroyla kurtardı belki. Gibi. Ona böyle de bakmak lazım. Hocam Göztepe-Kasımpaşa maçında gol yoktu ama açıkçası ben haftanın maçlarını hafta başında böyle değerlendirmeye çalışıyorum. O karşılaşmadan gol bekliyordum ben. Ben de çok keyifli bir maç olur diye düşünüyordum. Çünkü haftalardır kazanamayan iki tane takımdan bahsediyorduk. Evet. Yani beraberliğin iki takıma da çok keyif vereceğini düşünmüyordum. Ama şunu söyleyebilirim. Beraber kalındıysa Kasımpaşa için bir puan iyi oldu. Göztepe için asla iyi olmadı. Göztepe bu kötü gidişatı mutlaka durdurmalı. O da sıkıntı yaşayacak ekiplerden bir tanesi. Şu anda 16. sırada ve 27 puanı var. Kasımpaşa için evet hani Trabzon maçı ardından bu maç. Hani birer puan iyi değil ama İzmir deplasmanından bence iyi puan aldı. Peki, Aytemiz Alanyaspor. Oyunun karşılığı galibiyet değildi yani. Aytemiz Alanyaspor maçı, haftanın en güzel Büyükşehir Belediye maçı. Erzurumspor maçı 2-1 yendi Alanyaspor. Ben de bu arada aynı fikirdeyim. Yani Galatasaray maçının ikinci yarısı dışında bu hafta en böyle seyir anlamında izlenecek maçlardan biriydi. Yani şahane bir maç izledik ama aslında bu maçtaki en enteresan olay, seninle yayın öncesi de sohbetimizde söyledik, hakemlerimizin defosunun bir kere daha ortaya çıktığı bir karşılaşma oldu. Yani... Dın 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 dın. Geldi hakem konusu. Hani siz evrenle böyle güzel şarkılar, türküler falan. Ben de eskilere yok gideyim. Hocam, tabii ki. Bizim zamanımızda böyle şey vardı. Kasımpaşa'da dinlerdik biz onu. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar, biliyor musun? Hüseyin Göçek öyle yaptı. Bir gün öncesinde kendisi sahanın içindeyken Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasında Arda'nın bir pozisyonu vardı. Evet. Ele çarpan bir top vardı. Bence şahane bir kural uyguladı. Doğru uyguladı. Varda Bülent Hoca da doğruyu uyguladı. Çağırmadı ona, izletmedi. Çünkü pozisyon penaltı değildi. Nasıl penaltı olmaz? Ele çarpan bir top ceza sahası içinde nasıl penaltı olmazın karşılığı Arda'nın pozisyonudur. Nasıl bakarsan bak, yorumla kendine. Nasıl penaltı olmaz? O penaltı değildi. Peki. Şimdi geliyorum şarkımıza. Karakolda doğruyu söyledin. Yani bir gün sonra da mahkemedesin. Varın başındasın. Ve işte Alanya karşılaşması. İşte orada Efecan'ın Leo'yla girdiği pozisyon, Leo'nun eline çarpan top. Ben yayıncı görüntülerle programında ikisini yan yana getirdim. Oynatıyorum. Hani biz bir mizansen yapsan, Berkay'la yapıyoruz ya biz. Bir mizansen yapsak ancak bu kadar birbirine benzer aynı pozisyon. Ama orada Mete Kalkavan tıpkı bir gece önceki Hüseyin Göçek gibi devam dedi, penaltıyı vermedi. Ama kulağına bir gece önce penaltı vermeyen, doğru kuralı işleten hocadan uyarı geldi. İzle. İzledi ve Mete maalesef izledikten sonra da o pozisyona penaltı verdi. Bence verilmemesi gereken, penaltı verilmemesi gereken bir pozisyondu. İki pozisyonda penaltı değil asla ama bir gece önce doğruyu yapan Hüseyin Göçek bir gece sonra Mete Kalkavan'la birlikte yanlış yaptılar. Allah'tan kaleci Seyiç kurtardı. O maçta bir tane daha penaltı kararı var. 4 tane penaltı kararı çıktı. İkisi doğru, ikisi yanlış. Erzurumspor lehine verilen penaltıda da Efecan'ın yaptığı müdahalede asla penaltı olduğuna inanmıyorum. Orada da yanlış bir penaltı kararı vardı. Ama maça baktığımız zaman Alanya bana keyif veriyor. Efecan'ıyla keyif veriyor. Villafanezi'yle, Ozan'ıyla keyif vermeye başladı. Campos'uyla keyif vermeye başladı. Sakat da olsalar, cezalı da olsalar, yerine oynayanlar. Çok keyifli bir maç izledim. Peki.
Başakşehir Fenerbahçe maçını konuştuk. Ankara Gücü Bursa Spor karşılaşması yine 0-0 sonuçlandı. Bu hafta Bursa da evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Evet. Ankara Gücü taraftarlarını ve Bursa Sporlu taraftarları kutluyorum. Maç öncesi kara grifler hayatını kaybeden. İki takımın da taraftarı bence çok keyifli. Hiç. Onlar zaten ben de seviyorum. Biliyorsun. 0-6 ve 16. dakikalarda nerede ne zaman olursa olsun birbirlerinin lehine tezahürat yaparlar. Çok yakın iki camia olduğunu söyleyebiliriz. Maç öncesindeki koreografiler, maç öncesindeki birliktelik, iki tane bir hafta önce deplasmanda hayatını kaybeden Ankara Güçlü taraftarlar için yaptıkları tezahüratlar hepsi keyifliydi. Maç keyifli miydi? Vallahi iki takım adına da birer tane pozisyon vardı. Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de bitti. Ama ben Ankara Gücü'nün şöyle baktığım zaman puanı 31. Biraz daha oyun kalitesi ve kadro kalitesi olarak Bursa Spor'un önünde görüyorum. Bursa Spor'un işi çok zor. Hocam bu hafta Bursa'ya gideceğim. Öyle mi? Maça bilet bulur muyum diye düşünüyorum bir yandan ama... Ben sana torpil yaparım. Ya, valla. Ben sana torpil yaparım söz. Hani torpil derken izleyicilerim yanlış anlamasın. Yok, hani hatır gönül yaparız diye. Hatır gönül işi. Ama bir iki kişi olsun hocam. Tek başıma mı izleyeyim bir tane kadar üçe çıkar bu. Vallahi ben zaten muyuz? Sen söylerken dedim bakalım adet olarak kaç kişi olacağız onu merak ediyorum. İki ya, iki tamam, yani hocam. Tamam, bakarız. Peki, devam edeyim. Aklım dağıldı valla. Bunu da hallettik. Maç biletini daha oradan çıkardık. Zaten konuşmadığımız maç kalmadı ama. Trabzon Ekisar. Evet, 2-1 evet. Trabzonspor yendi. Sivas Malatya, Sivas 2-0 mağlup etti. Sivas, İkisini de hızlıca değerlendirelim ve noktalayalım. Sivas için şunu söyleyebilirim. Yani iki takım da işte 6 haftadır kazanamayan bir yeni Malatya. Sıkıntılı bir yeni Malatya ama Sivas Spor gerçekten iç sahada çok güçlü bir oyun oynuyor. İç sahada kaybetmiyor mu? Evet, puan kaybettiği zaman da oluyor ama ben kadro, özellikle ön bölge kadro kalitesini, işte Diabetlisini, Emre çok ön plana çıktı. Kone, evet, haftalardır attığı kafa golleriyle, hayat veriyle, Kasımpaşa maçı aklıma geliyor. Sivas'ta yine Douglas. Evet, ama yine çok yeni önemli. Malatya'da bir şeyler oluyor. Yeni Malatya'da bir şeyler oluyor. Umarım bu teknik heyete sıçramaz. Ama bir şeyler oluyor. Ne demek o bir şey? Yani bu kadar bir takım, bu kadar kısa sürede, bu kadar üst üste sakatlıklar, bu kadar zirveden kopuş, bu kadar en azından oyun keyfi olarak, lezzet olarak farklı bir yere gelmek. Evet, güç kaybetti mi? Biliyoruz, güç kaybetti. Ama yapılan transferlerle hiç oturmadı. Kamara'nın sakat bir oyuncu olarak geldiği söyleniyor ki bu da çok önemli, çok sıkıntılı bir haber. Hocam son maç Trabzonspor-Akhisar Spor karşılaşmasında konuşalım ve... Panoramayı noktalayalım. Tamam, konuşalım. Şunu söyleyebilirim. İki kalecinin damga vurduğu bir karşılaşma. Uzun süre Lukaç ve Uğurcan performansı maçı 0-0 tuttu. Bir korner atışı ailece giden bir Trabzonspor. Dönüşte yalnız yakalanacak. Kalesinde golü gördü ama sonrasında verilen reaksiyon 2-1'e getirdi. Mbappé'ye mi mutlu ediyor Trabzonspor taraftarını? Beraberlik golünü atan Mbappé'ydi. Sonra bir Sosa'nın penaltı golü geldi ama penaltıda Abdülkadir'e yapılan müdahale penaltı mı değil mi, o da haftanın tartışmalı pozisyonlarından ama izlediğim zaman verilirse niye verildi demeyeceğim bir pozisyondu. Hocam kapatıyoruz ama penaltı dediğinizde benim aklıma hemen Papi Sis'e geldi. İki penaltı kaçırdı. yani normalde 3 gol atabilirdi Papi Sis'e. Bir golü var, iki de penaltı. İkincisinde zaten... ben atacağım dedi. Ben buradayım. Evet, hani böyle ben bir buradayım racon diye kesti bir de... ama kısa kesti raconu, dışarıya attı topu. Yani orada tabii çok da fazla sorgulayamıyorsunuz. Teknik direktör olarak da Sergen Yalçın'a da... Ne yaptı Sergen Yalçın'a? Yani artık maçtan sonra ne yaptı? Yani.